Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Gördüğünüz gibi biraz gece mesaisindeyim. Çünkü bugün pazar günü iki önemli bölgede sandık başı vardı, seçimler vardı. Yani biri Avrupa'daki Batı, Rusya bilek güreşi Moldova seçimi, öbürü Irak'ın kuzeyindeki Kürt otonom yönetiminde yaşanılan parlamento seçimi. Bu ikisi de hem bölgesel olarak hem de genel anlamda küresel sistem açısından önemli seçimler. Öncelikle Moldova'ya bakmak istiyorum. Moldova'da Avrupa Birliği'ne dönük referandum ve başkanlık seçimi aynı gün yapıldı. İki ayrı seçim bir aradaydı. Avrupa Birliği'ne dönük referandum hayati önemde. Çünkü Avrupa Birliği'ne dönük bu referandumda evet çıkarsa Moldova eski bir Sovyet Cumhuriyeti olarak Rusya'nın yaklaşık dörtte birini işgal ettiği bir eski Sovyet Cumhuriyeti olarak halkının vermiş olduğu iradeyle Avrupa Birliği rotasında gidecek. Hayır çıkarsa zaten çok zor durumda olan ekonomisi Batılı yatırımcıların ve devletlerin birdenbire şöyle bir geri çekilmesiyle beraber çok daha büyük bir çalkantıya girecek. Ülkedeki Batı yanlısı güçlerin zayıflaması çerçevesinde büyük bir olasılıkla ikinci bir Ukrayna senaryosu yaşamasak bile içeriden kaynaklanacak bir dalgayla belki Moldova bugünkünün tam tersini Rusya yanlısı bir eski Sovyet Cumhuriyeti haline gelecek. Çok kritik bir seçim. O kadar ki Avrupa Birliği oylaması için Rusya'nın para yağdırdığı ifade ediliyor. Elon Shor diye bir şahıs var. Gıyabında hapse mahkum edildi. Şu anda Rusya'da yaşıyor. Rusya yanlısı, oligark. Tam 130 bin seçmene hayır oyu vermesi için Avrupa Birliği referandumunda para dağıttığı ifade ediliyor. İşte Rusya'nın kontrolündeki Transdniester'den yine seçimler için paraların aktarıldığı yönünde bilgiler var. Şu anda bütün gözler Avrupa'daki başkentler, Moskova, Washington, herkesin gözü Kişinev'de. Çünkü sonuç itibariyle oradan çıkacak sonuç hem Ukrayna'yı etkileyecek çünkü Ukrayna, Romanya ve Moldova üçü bir arada aynı bölgede yaşıyorlar. Ve eğer Moldova halkı ya ben Rusya ile beraber olacağım dediği an Ukrayna açısından da bir güvenlik sorunu orada patlak verecek. Gelen bilgiler böyle olmayacağını söylüyor. Yani ilk bilgiler ama bunlar şimdi yarın sabah değişebilecek veya belki bu videoyu ben yayınladıktan 3 saat sonra değişebilecek bilgiler ama gelen bilgiler öncelikle bu Avrupa Birliği referandumunda Moldova'nın bir barajın aşıldığını gösteriyor. Nedir o baraj? Eğer Avrupa Birliği referandumuna katılım %33,33'ün altında olsaydı, yani seçmenin üçte birinin altında bir katılım olsaydı yok sayılacaktı bu referandum. Şimdi gelen bilgiler yerel saatle 18 itibariyle %45'i katılımın geçtiğini gösteriyor. Belki de %50-51'e kadar ulaşmıştır. Ve ilk sonuçlar ama bunlar gerçekten sadece fikir verebilecek sonuçlar. Orada da %50 oranını aştıkları ifade ediliyor Batı yanlısı kanadın. Böyle Moldova gerçekten ikiye bölünmüş vaziyette. Bir grubu diyor ki biz Rusya ile iyiydik. Hiç bu Batılılara güvenmiyorum. Öbürü de diyor ki fakir milletiz. Batılılarla beraber olursak en azından Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde ekonomimizin derlenip toparlanması ve sosyoekonomik açıdan diğer Avrupa ülkelerini yakalamamız söz konusu olabilir deniliyor. Aynı şey başkanlık seçiminde de durum öyle. Maya Sandu son seçimleri kazanmıştı.
çok direkt olarak Batı yanlısı bir karakter ve Rus yanlısı bütün siyaseti iyi kötü eylemine yok etme çabalarıyla da tanınıyor. Tabii orada ilk turda %50 oy alması lazım kazanacak olan şahsın. Hatta %7'nin bir tık yukarısı. Ve eğer bu olmazsa seçimler 3 Kasım'da son iki adayın seçilmesi şeklinde olacak. Maya Sandu'nun şu sıralarda genel oyu %33-37 arasında gidip geliyor diye bilgiler var. Bu Maya Sandu'nun birinci turda seçimi kazanamayacağını ifade ediyor. O yüzden 3 Kasım'da büyük bir olasılıkla geleneksel olarak Rusya yanlısı olarak bilinen Sosyalist Parti'nin adayı Alexander Stoyanoglu ile bir yarışı daha olacak. Fakat gelen bilgiler ve uzman görüşleri Maya Sandu'nun İkinci yarışta yani ikinci tur oylamada Alexander Stoyanoglu'ya karşı en az %9 ama %9 ile %11 arasında bir fark atarak başkan olacağını ifade ediliyor. Ama burada alınacak oyların bir önemi daha var. Ülke önümüzdeki yaz aylarında bir de parlamento seçimi yaşayacak. Yani tam bir yol ayrımı Moldova'da. Şu anda ilk bilgiler ama ilk bilgiler bu ülkedeki Doğu Batı yani Batı Avrupa ile Rusya arasındaki bilek güreşinin bir tık batıdan yana olduğunu gösteriyor. Bu kesin bir sonuç mu? Hayır değil. Sabaha bekleyeceğiz. Belki yarın öğlen saatleri ama bu ön bilgileri de ben sizlere vermiş olayım. Hoşça kalın.